Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. Shiba Inu yakma oranı 3 haneye ulaştı, yükselişi devam ediyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, yakında açıklanması beklenen Shibarium haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba Inu, Dogecoin ve diğer varlıklar ayakta kalmak için yeterli desteği alıyor ancak ilerleyemiyor. Kripto para birimi yatırımcıları piyasaya bekle ve gör yaklaşımını benimserken, varlıkların çoğu, oynaklık piyasalara dönmeden önce geçici bir sakinleşme görevi görebilecek yerel konsolidasyon kanallarına yavaş yavaş giriyor. Shiba Inu direnişle savaşıyor. Shiba Inu'daki rally'nin yavaşlamasına rağmen, meme varlığı, piyasada her gün yok olan artan Shiba Inu miktarının ardından daha fazla toparlanmayı hedefliyor olabilir. Ek olarak, kullanıcılar, ağ daha temel bir değer katması gereken Shibarium projesinin başlatılması konusunda daha emin hale geliyor. Pazar açısından bakıldığında, Shiba Inu, kripto para birimi endüstrisindeki en iyi riske maruz kalma araçlarından biri olarak hareket eder. Shib'in oynaklığı, Shib'in muazzam değişkenliğinden yararlanarak hızlı kar elde etmeye çalışan kısa ve orta vadeli perakende tüccarları ve yatırımcıları her zaman cezbetmiştir. Rally'nin başlangıcından bu yana Shiba Inu, bir aydan kısa bir sürede değerine %47'den fazla değer kazandı. Bu tür patlayıcı performans, yukarıda belirtilen yatırımcıların dikkatini çekti ve ağ aktivitesinde bir artışa yol açtı ve bu da yanma oranını doğrudan etkiledi. Basın zamanında, Shiba Inu 0.00012'dan işlem görüyor ve kırılması halinde Shib'in yükseliş hareketi için güçlü bir başlangıç görevi görmesi gereken 6 aylık trend çizgisinde yansıyan önemli direnç seviyesinde konsolide oluyor. Lido Finans yükselişte Lido Finance'in tokeni da stake edilen Ethereum sayısı 16 milyon token gibi önemli eşiği aştığı için piyasadaki vahşi yolculuğa katılıyor. Yatırımcılar kendilerini daha güvende hissettikçe piyasadaki boğa koşusu sırasında stake edilen Ether miktarındaki artış hızlandı. Piyasanın toparlanmasından önce çoğu yatırımcı kilitlenme süresi nedeniyle piyasadaki varlıkları gerçekleştirememe nedeniyle staking sözleşmelerindeki fonlarını kaybetmekten çok korkuyordu. Lido Finance, ana kripto para birimine 1.1 oranında bağlı stake edilmiş Ethereum karşılığında likit jetonlar sağlayarak bu sorunu kısmen çözmektedir. Geleneksel olarak Lido Finance, Ethereum'un piyasadaki performansını takip eder. Ancak bu durumda LDO'nun ana itici gücü, Ethereum'un performansından ziyade büyük olasılıkla piyasanın kendisidir. Dogecoin geride kalmıyor, piyasadaki ilk meme coin üzerinde işlem yapılmamasına rağmen, Dog gelecekte yatırımcıları hala şaşırtabilir. Piyasanın geri kalanıyla karşılaştırıldığında, Dogecoin nispeten yavaş hareket ediyor ve Shib'in 3 haneli kazancına kıyasla değerinin yalnızca %30'unu kazanıyor. Bununla birlikte, Dog ciddi direnç seviyesini zar zor kırdı ve yakında 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasında Golden Cross sinyalini verebilir. Böylesine güçlü bir sinyal, varlığa büyük miktarda fon akışı için yakıt olabilir ve uygun bir rally başlatabilir. Pazar çapındaki toparlanmadan önce, Dogecoin, Elon Musk'ın Twitter'ı devralmasının ardından güçlü bir fiyat artışının ardından değişiyordu. Dog için hiçbir sürücü ortaya çıkmadı, ardından meme parasının daha da düşmesiyle birlikte bir çıkmaz meydana geldi. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.